Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programında Hucurat suresi 11. ayeti değerlendireceğiz. Allahu Teala bu ayette insanların toplum hayatıyla alakalı önemli bazı ölçüleri bize bildiriyor ve bizlere çok güzel edep dersi veriyor ve bunlara riayet edildiğinde toplum edepli bir toplum olacaktır ve toplum dengeli ve arasında boşluklar olmayan, birbirine muhabbetle, sevgiyle dolu kimselerden meydana gelen kaliteli bir toplum haline gelecektir. Şöyle buyuruyor Allahu Teala: Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la yeshar kavmun min kavm, bir kavim başka bir kavimle alay etmesin. Asa en yekunu hayran minhum, onlar alay etmiş oldukları kimseler kendilerinden daha hayırlı olabilir. Ve la nisa'un min nisa'in, kadınlar da başka kadınlarla alay etmesin. Asa en yekunna hayran minhunna, alay etmiş oldukları kadınlar kendilerinden daha hayırlı olabilir. Burada şöyle bir inceliği ifade edebilirim. Allahu Teala insanları eşit olarak yaratmamış. İnsanlar birbirinin aynısı kimseler değildir. Her insan orijinal bir nüshadır. Yani biz birbirimizin fotokopisi değiliz. Birimizde ne varsa hepimizde aynı şekilde değil. Bu bir renkliliktir. Ve gerçekten çok muazzam, muhteşem bir renkliliktir. Her insanın kendine göre dünyası var. Kendine göre kabiliyetleri var. Ve kendine göre artıları ve eksileri var. İşte insanların bir edep dersinden de geçmeleri gerekir. Birbirlerine olan tavırlarında belli bir edebe göre muamele etmeleri gerekir. Diyelim ki birisi alimdir, cahil olanları kınama gibi bir durum içerisinde olmaması lazım. Birisi güzeldir, çirkin olanları kınama gibi bir tavır içine girmemesi gerekir. Çünkü diyelim çirkin olan bir kimse görüntü itibariyle çirkin olabilir ama altın gibi bir kalp taşıyordur. Ve insanların Allah katındaki kıymeti dış görünüşüne göre, boyuna göre, huyuna göre değil, takvasına göredir. Kalbindeki imana, kalbindeki muhabbete göre ve edebine göredir. Dolayısıyla insanları değerlendirirken bazı eksileri ve eksikleri varsa bunu kınamak, bu hoş bir şey değildir. Onunla dalga geçmek hoş bir şey değildir. Bir Müslümana yakışmayan durumlardır. Ve ayet-i kerimede önce erkeklerle alakalı kavim diye geçti. Bir kavim başka bir kavmi alaya almasın, dalga geçmesin. Alay etmiş oldukları kendilerinden daha hayırlı olabilir. Bu denildikten sonra kadınlara geçildi. Kadınlar da başkalarıyla dalga geçmesinler, başka kadınlarla. Dalga geçmiş oldukları kadınlar kendilerinden daha hayırlı olabilir. Kadınların ayrıca burada nazara verilmesi, belki de kadınların kendi dünyasında bu gibi şeylerin çok daha fazla medarı bahsedilmesinden olabilir. Çünkü onların konuşmak için herhalde vakitleri daha fazla oluyor ve bunun neticesinde işte falan şöyle, filan böyle, arkasından gülmek, eğlenmek gibi durumlar söz konusu olabilmekte. Buna dikkat etmek gerekir ve kaçınmak gerekir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından birisi Hazreti Safiye ve kendisi Yahudi asıllı. Bir gün Peygamberimizin hanımlarından bir başkası veya bazıları ona Yahudi kızı diye ifade kullanıyorlar. Ve bunu küçümseyerek söylüyorlar. Hazreti Safiye bunu Peygamber Efendimiz'e şikayet yolu arz ediyor. Bana böyle dediler, Yahudi kızı dediler diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, sen de diyor onlara şöyle deseydin. Hazreti Harun benim babam, Hazreti Musa benim amcam ve eşim de Hazreti Muhammed. Daha ne istersiniz? Böyle deseydin sana bir şey diyemezlerdi diyor. Demek ki velev peygamber hanesinde de olsa birini küçük görmek, onunla bir nevi alay etmek, bu gibi şeyler peygamberin hanımları arasında bile söz konusu olabilmiş. Kur'an-ı Kerim bu gibi ayetleriyle bu gibi menfi tavırlardan toplumu kurtaracak esasları ortaya koyuyor.
Mesele bunları anlayabilmek ve hayatta uygulayabilmektir. Diyelim birisi yaratılış itibariyle kısa boylu olabilir. Onun boyu kısa diye onu ayıplamak uzun boylu bir kimse açısından çok ayıp bir harekettir. Her şeyden önce şunu düşünmek lazım. Yani uzun boylu olan, kâmeti yerinde, boylu boslu bir kimse Allah'a özel bir sipariş vererek o şekilde kendine uzun boy seçmiş değildir. Öte yandan kısa boylu olan bir kimse o da kendi isteğiyle o şekilde olmuş değildir. Bu kaderin bir takdiridir. Ve kaderin bu tarz takdirinde eşitlik yoktur ama haşa zulüm de yoktur. Çünkü eşitlik olsaydı bütün insanlar aynı boyda olacaktı. Bütün insanların aynı boyda olması ilahi hikmete uygun değil. Hani derler sen ağa ben ağa inekleri kim sağa? Onun gibi insanların da kimi kısa boylu, kimi uzun boylu, kimi zengin, kimi fakir, kimi alim, kimi cahil olacak. Ta ki toplumda bir renklilik, bir hareketlilik meydana gelsin. İşte normal boyu olan veya uzun boyu olan bir kimse tutup da kısa boylu olan birisine üstten bakmaya çalışsa ve onunla dalga geçse bu kendisinin hafif meşrep olduğunu gösterir. Kendisinin edep yönüyle, ahlak yönüyle problemli bir kimse olduğuna delil olur. Bu gibi hatalara düşmemek gerekiyor. وَلَا تَلْمِزُوا اَنْفُسَكُمْ Ve nefsinizi ayıplamayın, nefsinizi kınamayın. Burada nefsinizi derken birbirinizi manası var. Çünkü müminler bir vücudun azaları gibi. Hadiste ifade edildiği üzere vücutta herhangi bir azada bir rahatsızlık olduğunda diğer azalar da bundan etkilenir. Onların da harareti artar, onlar da bu ızdırabı duyarlar. Dolayısıyla biz birisini ayıpladığımızda, kınadığımızda aslında toplumsal bir afettir bu. Hepimizi etkileyecek bir durumdur. Ve onunla alakalı menfi bir durum bize de bir şekilde yansımaktadır. Burada başka bir ince durum da var. Bir kimse başkasını ayıpladığında ayıpladığı hali yaşamadan bu dünyadan gitmez. Ve ayıplamış olduğumuz şeyler mutlaka başımıza gelir. Herkes kendi hayatına şöyle bir dikkat ettiğinde bunun çok örneklerini görebilecektir. Bundan dolayı işte şu şöyle bu böyle diye onları ayıplamak, onları kınamak hoş bir şey değildir. İnsan bu gibi durumlarda eğer onlarda bir eksiklik görmüşse, kendinde de bu yoksa kendi haline şükretmeli. Ama bunu yaparken de onlara hissettirecek şekilde elhamdülillah demek tarzında değil, içinden bunu yapmalı. Onların eksikliğini kendilerine hissettirmemeli. Sahabeden İbn-i Mesud böyle boylu boslu bir insan değilmiş. Cirim itibariyle zayıf, nahif bir insan. Ama İbn-i Mesud bugün İslam tarihini en fazla etkileyen alim sahabelerden birisidir. Ve ondan gelen nice hadis rivayetleri vardır. Kendisinin verdiği hükümler vardır. Ve özellikle Hanefi mezhebi İbn-i Mesud'un bu fikirlerinden, ifadelerinden çokça etkilenmiştir. Ve kendisi Rey ekolünün bir başlatıcısı adeta olmuştur. İmam-ı Azam da o yolda gitmiştir. Dolayısıyla bu iş boya göre değil. Ve birisinin boyunun kısa olması aslında ayıplanmayı gerektiren bir durum da değil. Tarihe yön veren şahıslara baktığımızda, tarihte derin izler bırakan şahıslara baktığımızda bunların bir kısmının kısa boylu olduğunu da görürüz. İşte Napolyon uzun boylu biri değildi. Hitler uzun boylu biri değildi. Ya bizim tarihimizde nice devlet adamı uzun boylu kimseler değildi. Ama büyük işler yaptılar. Etki bıraktılar. Toplumda derin izleri oldu. Demek Allah-u Teala insanların boyuna göre değil, icraatına göre hükmediyor. İnsanlar da yine gerçekten kamil olan insanlar, insanların hal ve hareketlerine ve icraatlarına göre değerlendirme yapmakta. Böyle olunca insanın boyuna göre veya simasına göre veya sosyal statüsüne göre ayıplama tarzında hareketlerde bulunanlar aslında kendi eksikliklerini ortaya koymuş olurlar. Ve ayet-i kerimede devamında şöyle bildiriliyor.
Ve la tenabezu bil elgab. Birbirinize kötü lakaplar takmayınız. Yani iyi lakap olabilir ve vardır da zaten. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam için de vardır. Başkaları için de vardır. İyi lakapla birbirimizi yad etmek güzeldir. Ama birbirimize kötü isimler takmak, kötü lakaplar takmak uygun değildir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela Ebul Kasım, yani Kasım'ın babası, bu lakapla Peygamberimiz yad ediliyor. Kitaplarda da geçer. Öte yandan Hazreti Ali'ye Esedullah deniyor. Allah'ın arslanı. Ebu Turab deniliyor. Toprak babası anlamında. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bakmış Hazreti Ali radıyallahu anh yerde uzanmış, toprağın üzerinde uzanmış, istirahat ediyor. Ve Peygamber Efendimiz ayağıyla böyle hafiften dürterek ya Ebu Turab kalk kalk diyor. Ve oradan Ebu Turab Hazreti Ali ile alakalı lakaplardan birisi olarak şöhret buluyor. Ve ona göre günümüze kadar da saygıyla o lakab ile yad edilmiş. Hazreti Ebu Bekir'in Sıddık lakabı, Hazreti Ömer'in Faruk lakabı, Hazreti Osman'ın Zinnureyn, iki nur sahibi şeklindeki lakabı, bunlar güzel lakaplar ve bu manada birbirimize güzel lakaplarla hitap etmek, bunda bir problem yok. Ama kötü lakap, kötü isim takmak, onun hoşlanmayacağı bir isimle ona hitap etmek, bu uygun bir şey değil. Kur'an-ı Kerim bunu doğrudan doğruya yasaklıyor. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ Birbirinize kötü lakaplar takmayın. Birbirinize kötü lakaplarla hitap etmeyin. Burada yani siyasilere bakan yönüyle de mesele belki bir şekilde değerlendirilebilir. Bazı siyasiler birbirlerine kötü lakap takmayı adeta marifet zannediyor ve o kötü lakapla diğer tarafa hitap ediyor. Bu tansiyonu gerer. Bu insanlar arasında, onlara bağlı olan kimseler arasında muhalefet duygularını artırır ve toplum birbirine düşman kutuplar haline gelir. Bunun yerine normal ismiyle hitap etmek veya onun rahatsız olmayacağı bir lakapla hitap etmek uygundur. Bi'sel ismül fusuk ba'del iman. İmandan sonra fasıklık ismi ne kadar da kötü. Yani imana girdikten sonra, iman ettikten sonra fasık lakabıyla bazılarını damgalamak, ona göre kötü lakaplar takmak, bu ne kadar da kötü bir şey. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ İşte artık kim tevbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Burada demek ki bu nazara verilen hususlarda insanların çok eksikleri var ve bu açıdan günaha girmiş oluyorlar. Bu tevbeyi gerektirir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ buyuruyor. Günahından tevbe eden kimse sanki günahı olmayan kimse gibidir. Dolayısıyla hatada ısrar etmek bu hatanın kendisinden daha büyük bir hatadır. Ama hatadan dönmek, eksikten dönmek bu bir fazilettir ve güzelliktir. İşte Kur'an-ı Kerim bu gibi ayetleriyle hatadan bizi döndürecek esasları zikrediyor. Yanlış olan nedir, doğru olan nedir bunları ortaya koyuyor. Ve geçmişe yönelik hatalarımız varsa tevbe yolunun da açık olduğunu bize bildiriyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın bize olan büyük lütuflarından birisidir. Yani bir kimse hata etti, artık bu ebediyen silinmeyecek. Böyle bir şey yok. Adeta hatalar bizim kirli çamaşırlarımızdır. Tevbe de bir deterjan gibi. Tevbe deterjanıyla, tevbe ve istiğfarla o hatalardan kurtulmak mümkündür. Ama asıl kötü olan, asıl zararlı olan hatayı hata olarak gördükten sonra bunda ısrar etmek. وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا Kur'an-ı Kerim bazılarını met ediyor. Onlar yaptıkları hatalarda ısrar etmezler. Demek ki hatadan dönmek esastır. O hoşumuza gitmeyen, Allah'ın da hoşuna gitmeyen hallerden kurtulmak esastır. Bir insan nasıl ki hasta olduğunda hastalığın tedavisine çalışır ve kurtulduğu zaman da oh elhamdülillah kurtuldum der. Onun gibi eğer başkalarını ayıplama gibi bir hatamız varsa,
başkalarına kötü lakap takma hatamız varsa, onlarla dalga geçmek, alay etmek, bu gibi eksiklerimiz varsa, bunlar da sırtımızda birer kamburdur. Manevi hayatımızda birer rahatsızlıktır. Bu kamburlardan kurtulmak, bu hastalıklardan şifa bulmak gerekir. Kur'an-ı Kerim وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ buyuruyor. Biz Kur'an'dan müminler için bir şifa ve rahmet indiririz. İşte bunlar da bu gibi ayetler gerçekten bir şifadır. Manevi rahatsızlıklardan, psikolojik rahatsızlıklardan bizi kurtarmaktadır. Ve bunları hayatımızda uyguladığımızda gerçekten manevi yönden de sağlıklı, manevi yönden tekamül etmiş, kemale ermiş kimseler olarak hayatımıza devam etmiş oluruz. Yoksa hayat burada nazara verilen kötü tavırlarla devam edecek olursa, yani mümin mümine ayıplıyor, mümin mümine kötü lakap takıyor, mümin mümin hakkında ileri geri konuşuyor, ayıplıyor. Bu gibi şeyler eğer toplumda hakim olacak olursa o bünye problemlidir. Yani bir binayı düşünün, tuğlalardan meydana gelmiş ama tuğlalar içten içe kemirilmiş durumda ve zayıflamış durumda. Artık o bina çok sağlam bir bina değildir, çöker. Onun gibi toplumlar fertlerden meydana geliyor ve bu fertler eğer manen sağlıklı, sağlamsa toplum çok sağlam bir toplum olur. Ama bu fertlerde gıybet var, dedikodu var, iftira var, aleyhte ardından konuşmalar var. Bu gibi şeyler hakimse o toplum içten içe çürümüştür. İçten içe sağlığını kaybetmiştir. Ve Allah korusun böyle bir toplumun akıbeti iyi değildir. Bu gibi rahatsızlıklardan kurtulabilmek için herhalde her şeyden önce insanın kendisine bir bakması gerekir. Her birimizin o kadar eksikleri var ki bu eksiklerimizi görürsek başkalarının eksikleriyle uğraşmayız. Kendi hatalarımızı düzeltmeye çalışırız. Zaten hani derler ya, herkes kendi evinin önünü tertemiz yapsa vatanın her köşesi pırıl pırıl tertemiz olur. Biz kötü ahlaktan sıyrıldığımızda etrafımız da bundan müsbet yönde etkilenecektir. Çünkü insanlar arasında gerçekten bir etkileşim var. İyi veya kötü haller çabuk sirayet ediyor. Nasıl ki bir mikrop bir yerde işte bazılarının hasta olmasına vesile olsa onlarla temas halinde olan başkalarına da bulaşıyor ve gittikçe alanı genişliyor. Menfi özellikler de gıybet, dedikodu, iftira, bu gibi şeyler çabuk yayılan şeyler. Bunlara müptela olan toplumlar kısa zamanda bunların istilası altında kalabiliyor. Yalan haberler her tarafı istila edebiliyor ve bunun neticesinde artık toplum birbirine güvenemiyor. Toplum birbirine adeta kuyusunu kazan kimselerden mürekkep bir hale geliyor. İşte bundan kurtulmanın en önemli bir esası her şeyden önce kendi hatalarımızı görmeye çalışmak. Başkalarında hata bulmaya çalışmak yerine acaba ben nerede hata ediyorum? Benim ne gibi eksiklerim var? Bunları şöyle bir düşünmek ve ortaya koymak gerekiyor. Bazı insanlar bizim hatalarımızı söylemişlerse de bundan da memnun olmak gerekir. Çünkü hiçbirimiz tümüyle mükemmel değiliz. Hatalardan uzak da değiliz. Garaz olmadan, art bir niyet olmadan bize hatamız söylenmişse söyleyen kimseye minnettar olmak gerekir. Hani diyelim boynumuzda akrep var. Biri bunu söylese ya sana ne demeyiz. Bilakis söylediğinden dolayı, akrepten bizi kurtardığından dolayı ona minnettar oluruz. İşte insanların ardından konuşmak, onlara kötü lakap takmak gibi bir takım böyle kötü adetlerimiz varsa bunlardan dolayı kurtulmaya çalışmak gerekir. Bize bunu hatırlatanlar varsa da o kimselere minnettar olmak gerekir. Kur'an-ı Kerim bu gibi dersleriyle çok önemli ahlak derslerini bize veriyor ve toplumu dengeli bir hale getiriyor. Cenab-ı Hak bunları uygulayabilmeyi hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.